Günümüzde artık vatan savunmasının boyutlarının ciddi ölçüde değiştiğini gözlemliyoruz. Artık sadece konvansiyonel silahlarla vatan savunulmuyor. Atalarımız gibi cephede göğüs göğüse savaşarak vatan mücadelesi vermek yeterli olmuyor. Siber cephe dediğimiz cephe, bilişim teknolojileri dediğimiz alan artık çok daha ön plana çıkmaya başladı. Karşımıza artık yeni farklı alanlar doğuyor. Şu an henüz yeterince farkında olmasak da yapay zekanın oyun değiştirici rolünün ve gücünün yakın tarihte çok daha büyük ölçüde farkına varacağız. Bizim bugünden itibaren bu konularda çok daha etkin bir rol almamız, daha ön plana çıkacak çalışmalar yapmamız, şu an var olunan sahanın aslında bilinenin bir kısmı olduğunun farkında olarak daha hızlı aksiyon almamız gerekiyor. Türk Hava Yolları bu başarının çok güzel bir örneğidir. Hepimize örnek olması gereken bir alandır. Dünyada devasa pek çok havayolu şirketi var. Bütün bunları geride bırakarak büyük bir operasyonel başarı göstermiştir Türk Hava Yolları. Gerçekten takdire şayan, alkışlanacak bir başarı. Ama bu başarının arkasında bugün bize gelen ekibimiz gibi, Türk Hava Yolları ekibimiz gibi çok kıymetli ekiplerin çalışmalarının gelecekte büyük bir hava yolları olma, dünyanın bir numaralı markası olma noktasındaki hayallerinin çok büyük katkısı olmuştur. Siber güvenlik alanını biraz daha geniş bir perspektifle ele almak gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle yapay zeka konusunda aktif çalışmalar yapıyoruz. Yapay zeka alanında yüksek lisans ve doktora başvurusunda bulunduk. İnşallah yakın bir tarihte yüksek lisansımız onaylanacak ve yapay zeka konusunda yüksek lisans eğitimi veren bir kurum haline geleceğiz inşallah. Ayrıca Türkiye'de 20 üniversiteyi, yapay zeka ile yakinen ilgilenen 20 üniversiteyi Yükseköğretim Kurumumuz İstanbul'a davet etti. Biz de bu 20 üniversite arasındaydık. 20 üniversiteye yapay zeka konusunda bölüm program açma hakkı yetkisi verildi. Bize de bu hak yetki verildi. Sadece 6 üniversiteye bilişim teknolojileri meslek yüksekokulu açma yetkisi tanındı. Üniversitemizde bu 6 üniversiteden biri arasına girdi. Bir sonraki dönemden itibaren öğrenci almaya başlayarak bilişim teknolojileri meslek yüksekokulumuzu hayata geçireceğiz. Biz bunu farklı alanlarla daha geliştirmek, daha da güçlendirmek istiyoruz. Üniversite olarak bu konuda bütün çalışmalarınızı aktif bir şekilde sahada desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Hem buraya kadar teşrif eden, zahmet eden Türk Hava Yolları ekibine çok teşekkür ediyorum. Hem de bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Sizi de bu çalışmalarda hep birlikte görmek ve değerlendirmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bugün dünyada ve Türkiye'de başarılı hizmetler sunan ülkemizin gururu Türk Hava Yolları ve Teknoloji Transfer Ofisimizin koordinasyonunda siber güvenlik alanında kariyer yolculuğu ve bu alanda yapılan çalışmalar hangi yönde olduğu hakkında bilgilendirici içerikler olacaktır. Özellikle Siber Vatan Projesi ile üniversitemizde yetişen birçok öğrencilerimiz şu an Türk Hava Yolları'nda çalışma imkanı bulmuş durumdadır. Türk Hava Yolları şu anda dünyada 450 ayrı lokasyonda hizmet veriyor arkadaşlar. Dünya çapında 450 tane ofisimiz var. Türk Hava Yolları Teknoloji diye ayrıca teknoloji odaklı bir firmamız var. Şu anda 2000 kişiye yakın çalışanımız var. 120 kişinin bu 2000 kişiden 120 kişi sadece siber güvenlikle uğraşıyor. Türk Hava Yolları'nın şöyle bir misyonu da var biliyorsunuz. Bayrak taşıyıcı. Türkiye'nin bayrağını uluslararası arenada temsil ediyor. Bunun da bir tırnak içerisinde bedeli var. Bütün uluslararası ilişkilerde Türkiye ile ilgili herhangi bir sorunu olan, kendisini ispat etmeye çalışan herkes ilk hedefi, ilk adresi Türk Hava Yolları oluyor.
sadece Türk Hava Yolları değil, bütün Türkiye'de ciddi bir şekilde siber güvenlik alanında yetişmiş personel ihtiyacı var. Bu sizlerin şahsi kariyerleri için de önemli, ülkenin geleceği için de önemli. Artık biliyorsunuz birçok ülkede siber ordular kurulmaya başlandı. Bu sadece bir mühendislik alanı değil, bu kendinize de memlekete de hizmet edeceğiniz bir alan. Onun için sizleri özellikle bu vesileyle hazır mikrofonu bulmuşken tekrardan siber güvenlik alanında çalışmak üzere sektöre davet ediyorum arkadaşlar.